Halkbank'ın katkılarıyla. Zehirlenmeler, evde, günlük hayatımızda oldukça sık karşılaştığımız problemler. Vücuda alındığında ya da temas ettiğinde dokuların fonksiyonunu bozan maddelere zehir diyoruz ve ortaya çıkan klinik tabloya da zehirlenme diyoruz. Zehirler ağız yoluyla alınabilir. Bilmeden o maddenin zehirli olduğunu ağzınızdan alabilirsiniz ve dolaşımınıza karışır sonrasında. Ya da solunum yoluyla alınabilir. Örneğin doğal gaz zehirlenmesi, karbon monoksit zehirlenmesi ya da toksik maddelerin solunması gibi nedenlerle. Ya da cilt yoluyla olabilir. Tarım işçilerinin tarım ilacıyla temas etmesi, böcek ısırıkları ya da uyuşturucu kullanan hastalarda enjeksiyon yoluyla zehirlenme cilt yoluyla vücudumuza alınabilir. Zehirlenmeler genel olarak ikiye ayrılabilir. Birincisi kazara olandır ki bu zehirlenmelerin 3/4 kadarını oluşturur. Geri kalan 1/4'lük kısım kişinin bilerek intihar amaçlı ya da öz kıyım amaçlı meydana gelen zehirlenmelerdir. Zehirlenmeler ülkemizde en sık ilaçlara bağlı meydana gelir. İlaçlar içerisinde de en çok kullanılan, belki en kolay ulaşıldığı için hepimizin evinde dolabında olduğu için ağrı kesiciler, antidepresanlar ya da evde kullanılan diğer ilaçlarla meydana gelebilir. Bir başka zehirlenme tarım ilaçlarına bağlı ülkemizde oldukça sık. Yine solunum yoluyla toksik gazların, karbon monoksit, doğal gaz gibi solunmasıyla meydana gelebilir. Ya da bozulmuş, iyi hazırlanmamış gıdalar, mantar, bitkisel ilaçlar, çaylar, kötü koşullarda hazırlanmış diğer yiyecekler, alkol ile de zehirlenme meydana gelebilmektedir. Zehirlenmelerin büyük kısmı evlerde kazara meydana gelen zehirlenmelerdir. Bu bozulmuş gıdalar ya da işte faydalı olması amacıyla alınan bitkisel destekler, diğer tedaviler olabilir. Mantar zehirlenmeleri olabilir, alkolle zehirlenme olabilir. Erişkin hastalarda sıklıkla gördüğümüz ilaçlarla olan zehirlenmedir. Çocuk hastalarla karşılaştığımızda da en çok gördüğümüz evdeki kullanılan temizlik maddeleri, çamaşır suları, yağ çözücüler, lavabo açıcılar, kozmetik maddeler ya da yabancı cisimlerin aspire edilmesi dediğimiz, onların nefes borusuna kaçması sonrasında zehirlenmeler meydana gelebilir. Zehirlendiğinden şüphelendiğiniz bir aile yakınınız ya da biriyle karşılaştığınızda lütfen o kişinin bilinç durumunu, hayati fonksiyonlarını değerlendirin. Sizin sorularınıza yanıt veriyor mu? Normal nefes alıp veriyor mu? Hareket ediyor mu? Bunları değerlendirin. Eğer bilinci kapalı, doğru düzgün nefes aldığından emin olamıyorsanız, hareket etmiyor, öksürmüyor gibi yaşamsal bulguları yoksa zaman kaybetmeden 112'yi arayın ve biliyorsanız ilk yardım uygulamalarına başlayın. Zehirlendiğinden şüphelendiğiniz yakınınız sizin sorularınıza yanıt veriyor, hareket ediyorsa ona durumunu sorun. Neden yakınıyor? Ne içmiş olabilir? Bütün bunları sorgulayın ve hastanız sizinle iletişim kurar durumdaysa en yakın sağlık merkezine hastanızı ulaştırın. Bu arada dikkat etmeniz gereken bir başka husus, hastanızı sağlık merkezine ulaştırırken zehirlenmesine neden olan muhtemel
maddeye dair ipuçları arayın etrafta. Bir koku var mı? Boş ilaç şişeleri, boş ilaç kutuları var mı? Bir enjektör var mı? Bunları da beraberinizde hastanızla sağlık merkezine götürdüğünüzde hastanıza müdahale edecek olan hekim zehirlenmeye neden olan maddeyi tespit edecek, hastanıza çok daha hızlı ve çok daha etkin bir tedavi uygulayacaktır. Zehirlenme hastasını bulduğunuzda lütfen hastanın bilinç durumunu değerlendirin. Yaşamsal bulgularını değerlendirin. Normal nefes alıyor mu? Normal sayıda derinlikte nefes alıp veriyor mu? Hareket ediyor mu? Sizin sorularınıza yanıt veriyor mu? Eğer vermiyorsa hastanıza yeniden canlandırma işlemi gerekebilir. Siz ya da ortamda bulunan bir başka kişi 112'yi arayıp onların hastanıza acil ulaşmasını sağlarken siz yeniden canlandırma işlemlerine başlamalısınız. Onun için hastanızın göğsünü açıp eliniz tam göğsünün ortasına gelecek şekilde 30 baskı uygulamalı. Sonrasında da hastanın baş kısmına geçip hava yolunun açık olduğundan emin olarak 2 kurtarıcı nefes vermelisiniz. 2 nefes sonrasında hastanız öksürmeye, hareket etmeye, sizinle konuşmaya başlamamışsa bu 30 göğüs masajı ve 2 kurtarıcı soluğu profesyonel yardım gelene kadar devam etmek zorundasınız. Hastanız sizinle iletişim kurmuyor, normal nefes alıp veriyor olabilir. Yine 112'yi arayınız ve hastanızın durumu hakkında sağlık ekibini bilgilendiriniz. Onlar gelene kadar hastanızı düzenli aralıklarla değerlendirmeye devam ediniz. Yaşamsal bulguları devam ediyor mu? Nefes alıyor mu? Bu arada hastanızı yardım ekibini beklerken lütfen yan çevirin ve nefes yolunun açık olduğundan emin olun. Bilinci kapalı hastalar kusabilir ve kustuklarıyla hava yolunu tıkayarak nefeslerinin durmasına neden olabilir. Bir ortama girdiğinizde ortada hiçbir sebep yok, ilaç şişeleri yok, bir kavga dövüş işareti yok ama bilincini kaybetmiş insanlar varsa ortamda mangal, soba, şömine gibi bir karbon monoksit yayabilecek bir neden varsa lütfen karbon monoksit zehirlenmesinden şüpheleniniz. Karbon monoksit renksiz ve kokusuzdur ve ortamda düzey arttığında bulunan kişiler fark etmezler. Bilinçsiz birkaç kişiyle karşılaşmışsanız ya da bir sebep yoksa aklınıza mutlaka gelmeli. Müdahale eden sizin ve hastanızın daha fazla maruz kalmaması için lütfen camı kapıyı açarak ortamın iyi havalanmasını sağlayınız ve mümkünse hastayı dışarı çıkararak hem kendinizin hem de hastanın daha fazla karbon monoksite maruz kalmasını engelleyiniz. Gerekli tüm müdahaleleri de daha temiz hava olan ortamlarda yapınız. Eğer hastanız tarım ilacıyla zehirlenmişse, bu ilaç hastanın ilaçlama sırasında kullandığı kıyafetleri, gözlüğü, koruyucularına bulaşmışsa, bu hasta hastaneye götürülürken eğer üzerinde kıyafetleri kalırsa zehir cildinden emilmeye devam edecektir. O nedenle lütfen üzerini soyunuz ve su ve sabunla cildine temas eden zehir miktarını azaltmaya çalışınız. Eğer hasta kostik koroziv dediğimiz çamaşır suyu, yağ çözücü ya da lavabo açıcı gibi bir maddeyle zehirlenmişse ki biz bu zehirlenmeleri çoğunlukla çocuk hastalarımızda görüyoruz. Oyun çocukları erişebildikleri lavabo altındaki her türlü bu temizlik maddelerini, kimyasalları merak edip ağızlarını alıp içebilirler. O zaman lütfen çocuklarınızı kusturmayın ve en yakın sağlık kuruluşuna zehirlendiğini düşündüğünüz maddeyle birlikte başvurun. Kusturma gayreti sırasında bu kostik koroziv maddeler hastanın yemek borusunu, ağız içini tekrar yakabilir ve hasarın artmasına neden olabilir. Ayrıca bu kusma işlemi sırasında bu zararlı madde hastanın nefes borusuna kaçarak daha olumsuz sonuçlara neden olabilir. Zehirlenen hasta hastaneye ulaştığında hasta ile ilgili elde ettiğiniz tüm ipuçlarını hekime iletiniz.
Hastanız neyle zehirlenmiş olabilir? Boş kutular, boş şişeler, intihar notu, ipucu olabilecek her şeyi hekime iletmeniz, hekimin tanı koymasını ve hastanın tedavisinde daha başarılı, daha hızlı olmasını sağlayabilirsiniz. Hastanın önceki hastalıkları, kullandığı başka ilaçlar ve önceki sağlık durumu yine hekimin hastanızın tedavisini yönlendirmesinde oldukça faydalı olacaktır. Hasta hastaneye geldiğinde hastanın sağlık durumuna göre hekim yeniden canlandırma yapmak zorunda kalabilir. Ya da yeniden canlandırma gerekmeyen hastalarda zehirin etkilediği sistemleri hekim destekleyecek tedaviler uygulayabilir. Eğer alınan zehir solunuma etkiliyorsa, kalbi, dolaşımı, kan basıncını, kalbin ritmini etkiliyorsa hekim bu bozulan sistemleri destekleyecek destek tedavisi verebilir. Zehirlenme hastaları kısa süre içerisinde hastanede gözlenip tedavi edilip evine gönderilebilecek hastalar değildir. Bu hastalar hastanede bir süre gözlem altında tutulmalıdır. Çünkü zehir emilmeye devam ederek hastaların başlangıçta stabil olan solunum, dolaşım, kalp ritmi gibi fonksiyonlarının giderek bozulmasına neden olur. Zehirlenme hastası ilk müdahalesi yapıldıktan sonra zehirin cinsi, zehirlenmenin şiddeti, hastanın önceki sağlık koşullarına bağlı olarak bir ileri merkeze sevki gerekebilir. Hastanın yoğun bakımda gözlenmesi gerekebilir. Ya da mantar zehirlenmesi, karaciğeri etkileyen ilaçlarla olan zehirlenmeler gibi zehirlenmelerde ilk başvurulan sağlık merkezi hastanın ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastanın sonraki tedavisinde ihtiyaç duyabileceği yoğun bakım, nakil gibi imkanları da sunabilecek bir merkeze sevk edilmelidir. Zehir vücuda alındıktan sonra hangi yolla alınmışsa zehirin daha fazla emilmesini engelleyecek tedaviler ya da dolaşıma geçmiş olan zehirin vücuttan atılmasına yönelik tedaviler hastanede uygulanan tedaviler arasındadır. Eğer hastanın aldığı zehir uygunsa, hastanın bilinç durumu uygunsa, hekim bu hastayı kontrollü bir şekilde kusma, bağırsak hareketlerini hızlandırma, zehirin bağırsaktan emilmesini önleyecek tedaviler, zehirin vücuttan atılmasını hızlandıracak idrar söktürücü diyaliz gibi yöntemler ya da her zehirde olmayan ama eğer varsa hekimin hastayı tedavi etmesinde hız kazandıran, başarı şansını arttıran antidot dediğimiz o zehire yönelik spesifik tedaviyi uygulayabilir. Bir başka önemli nokta, zehirlenme hastaları eğer intihar amaçlı meydana gelmişse bu hastaların genel destek tedavisi bittikten sonra hastaların bir sonraki sefer denememeleri için mutlaka bu hastaların psikiyatrik destek almasını sağlamak hastayı ilk gören hekimin görevidir. Zehirlenmelerde hepimizin yaptığı
çok masum görünebilir. Ama şunu unutmayın, gereğinden fazla aldığınız, çokça tüketilen ya da içeriğini bilmediğiniz tüm bu ürünler sizlerin organlarınızın fonksiyonunu bozar, hatta organ iflasıyla nakile kadar sizleri götürebilir. Halkbank'ın katkılarıyla.